Merhaba gençler. Katı cisimlerle ilgili tekrarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet. Şekilde bir tane dik koni var. Bu ne yapmış arkadaşlar? Bir tane dik silindire B noktasında T. Evet. Koninin taban yarıçapı, burada bir bilgi verilmiş bakın. Silindirin taban yarıçapının ne kadarıymış? Yarısı. Yani ben bunun yarı çapını 2 birim seçersem gençler, burayı da kaça kaç seçmek zorundayız bakın, 1'e 1. Şimdi bu hacimler oranını sormuş. Silindirin hacmi, koninin hacminin kaç katıdır? Bizim bu silindirlerin hacimleriyle ilgili oran yorumu yapabilmemiz için bir deneyine ihtiyacımız var bunların. Yüksekliği, evet. Şimdi arkadaşlar bir de yükseklik tasarlayalım. Bu da şu sonuncusunu iptal edeyim de. Gerçi fark etmiyor, çok önemli bir şeyle bazen. Evet. Şimdi ben şu yüksekliği h dersem, tamam mı? Bunu h dersem oran yapacağım buradan. 1 bölü tamamı kaç oldu arkadaşlar? 6. Bakın 1 bölü 6 burası. 1'e h karşılık gelirse 6'ya ne karşılık gelir arkadaşlar? Evet. 6 h karşılık gelir. Silindirin hacmini, koninin hacmini oranını sormuş arkadaşlar. Silindirin hacmi pi r kare h değil mi? Evet. Pi çarpı r'si ne arkadaşlar? 2 çarpı 6 h. Konimizin, dik konimizin hacmi için arkadaşlar ne yazacağız? 1 bölü 3 pi çarpı r kare değil mi? Çarpı h yazacağız. Bize bu iki oranın neyi sorulmuş arkadaşlar? Kıyası sorulmuş değil mi? Evet. Oran yapıp h'ları götürelim. Arkadaşlar pi'leri götürelim. 24 ile 3'ü çarptığımız zaman ters orantıdan cevabımız kaç gelir burada? 72 edelim. Devam edelim. 48. sorumuz var. Yine ne var arkadaşlar? Birinci şekilde toplam yüksekliği kaç birim olan? Bakın. 9 birim olan bir dik silindirimiz var arkadaşlar. Evet. Bunun toplam hacmi ile ilgili şöyle bir oran yapıp yazabiliriz arkadaşlar. 7'ye ne yazalım? 7 ve 2'ye 2 ve toplam hacim kaç V olsun arkadaşlar? 9 V. Bu 7 birim yüksekliğe kadar sıvı ile dolu. Yani 9 ile 7'si dolu. Kap ikinci şekildeki gibi sıvı dökülmeyecek kadar eğiliyormuş arkadaşlar şöyle. Sıvı dökülmeyecek kadar ne yapıyormuş? Eğiliyor. Buradan hatırlayın dik kesit alıyorduk şöyle. Şimdi şu boş kısım ne arkadaşlar? 2 V. Tamam. Boş kısım 2 V. Buraya aktardım onu. Burada simetri var. Burası da ne olur o zaman? 2 V. Dolu kısım kaç olacaktı arkadaşlar? 7 V. Buraya kaç V kaldı bakın? 5 V. Şimdi burada dikkat edin. 5 V'nin olduğu yere 5, 4 V'nin olduğu yere ne gelmeli? 4. O zaman x'i kaç olarak bulmuş olur arkadaşlar? 5 olarak bulmuş oluruz. Evet. Şimdi yine ne var? Burada dış yüzü arkadaşlar şu şekilde yeşile boyanmış. Ne var? Bir silindir zemin üzerinde kaç tur atacak arkadaşlar? Tam 4 tur atarak, yani 4 tur sonunda ne yapacak? Şu noktaya gelecek. Silindirin taban yarıçapını kaç vermiş arkadaşlar? 1. Şu yüksekliğini de kaç vermiş arkadaşlar? 4. Yani derinliği diyelim burası için. Zeminde kaç santimetre karelik alan yeşile boyanır? Bu bir tur attığı zaman arkadaşlar yan yüzey alanı kadar yol alacak değil mi? Yanal alanı kadar yüzeyi boyar. Yanalar neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik. R'sini 1 vermiş. H'ını 4 vermiş arkadaşlar. Buradan ne görürsünüz bakın? 8 pi. Yani 8 pi birim karelik yüzeyi boyar. Veya santimetre kare neyse. Evet. Bir turda. Kaç tur atmıştı arkadaşlar bu? 4 tur. 4 tur sonunda da bu yüzeyin 4 katı kadar bir zeminini yapmış olur? Boyamış olur. Evet. Buradan da 32 birim kare mi? Santimetre kare de diyebiliriz. Cevabımız C. Evet, devam edelim. 50. Şimdi arkadaşlar şunu bir alayım şöyle. Şimdi ne demiş? Taban dairelerinin merkezleri O1 ve O2 olan O2 olan bir dik silindirin açınımı verilmiş. Şuradaki şu bölgenin alanı arkadaşlar tarayayım. A O2B diyor değil mi? Şu bölgenin alanı. Bakın şu bölgenin alanı.
Bize verilmiş arkadaşlar. Kaç birim kare? 16 birim kare verilip silindirin tüm yüzey alanı istenmiş bize. Silindirin tüm yüzey alanı için arkadaşlar yan alanıyla iki tane taban alanını topluyorduk. Yan alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. İki tane taban alanı vardı. 2 pi r kare. Tüm yüzey alan arkadaşlar o zaman 2 pi r parantezinde ne olur aşağıdır yani. Bu cepte dursun. Şimdi bize verilen üçgensel bölge arkadaşlar. Alan A, O2B. Bu üçgensel bölgenin alanı için arkadaşlar. Şu kısım taban çevresine eşit. Neydi burası? 2 pi r. Şurası yükseklik h. Burası r. O zaman şuradaki üçgenimizin yüksekliği de ne olur arkadaşlar? H artı r olur. Şimdi ben üçgenin alanı için taban çarpı yükseklik bölü 2 yazıyordum ya. Taban ne arkadaşlar? 2 pi r. Evet, taban çevresi 2 pi r. Yüksekliği ne oldu arkadaşlar? H artı r. Bölü ne oldu bakın? 2. Evet. Bu kaç verilmiş bize arkadaşlar? 16 birim kare verilmiş. Şu ikileri götürelim. O zaman ne geldi arkadaşlar buradan? Pi r artı çarpı h artı r neye eşit olmuş oldu? 16. Bakın burada var mı? Ondan var. Burayı 16 alıp iki katını alırsanız arkadaşlar bu silindirin tüm yüzey alanında ne olarak bulmuş oluruz? 32 birim kare olarak bulmuş oluruz. Evet, devam edelim. 51. sorumuz. Şimdi boyutları 15, 12 ve 10 olan dikdörtgenler prizmasından yarım silindir bakın. Oy olarak çıkarılmış. Şu bölgeden oy olarak ne yapılmış? Çıkarılmış. Evet. Kalan cismin alanı hakkında yorum yapmamız isteniyor arkadaşlar. Bakın çıkarılan yerleri net görün diye şöyle tarayacağım. Evet. Evet. Normalde bu prizmanın yüzey alanı neydi arkadaşlar? 15 çarpı 12. 15 çarpı 10 artı 10 çarpı 12. Doğru mu? Evet. Bunun kaç katıydı? 2 katıydı. Yüzey alan olarak düşündüğümüz. Burası kaç arkadaşlar? 180. 150. Burası kaç arkadaşlar? 120. Kaç birim kare olacaktı arkadaşlar bu? Normalde 900 birim kare olacaktı. Şimdi azalmaları bir görelim arkadaşlar. Şu yan duvar gitmiş. Bu yan duvar nedir? Azalan kısımlar diyelim şöyle arkadaşlar. Yan duvar kaça kaç? Bakın şurası. Karşılıklı düşünün. Şunun karşısı gitmiş. Evet. Oyulduğu zaman. 10'a 12. Bir 120 buradan gitmiş arkadaşlar. Bir de bakın şu iki tane yarım ne yapar arkadaşlar? Bir tam daire yapar. Bir tane de o gitmiş. Bu tam dairenin yarıçapı karşıdan baktığınız zaman arkadaşlar kaç olur? Şurası kaça kaçtır bakın. 5'e 5'tir. O zaman azalan dairemizin alanı da ne olacak arkadaşlar? 25 pi olacak. Tam o bir. 2 tane yarım tam o bir. Buradan azalma miktarı ne olacak o zaman arkadaşlar? 120 eksi 25 pi kadar azalma olacak. Bu cepte bir de artan yüzey var arkadaşlar. Artan neresi arkadaşlar? Bakın şöyle göstereyim ben size onu. Evet. Şu oyuk var ya. Şuradaki oyuk kısım. Şu oyuk kısım. Şöyle. O oyuk kısım nedir arkadaşlar? Silindirin yanal alanının yarısıdır. Yani yan yüzey alanının yani 2 pi r h'ın ne kadardır? Yarısı. Oradan pi çarpı r'sini kaç bulmuştuk arkadaşlar? 5. Derinliği de kaç olur? Bakın şuradan görebilirsiniz. 12. Evet. Buradan bu 60 pi de arttı. O zaman arkadaşlar biz 900'e artan ne var? 60 pi'yi ekleyeceğiz. Ama bundan 120 eksi pardon artı yazacaktır şuraya değil mi? Onu artı yapalım. Aşağıda çıkaracağız onu. Bundan da 120 artı 25 pi'yi ne yapacağız arkadaşlar? Çıkaracağız. O zaman kaç kalacak elimizde? 780 artı 35 pi. Yani denizli seçeneği kalmış olacak. Evet. Şimdi 52'de ne var arkadaşlar? Bakın taban yarıçapı kaç olan? 6 renklendireyim şöyle. Ve
Biraz daha büyüteyim. Yüksekliği 8 olan bir dik silindir şeklindeki kap su ile dolu. Bu kapın hacmini bulalım arkadaşlar. Pi r kare h değil mi? Pi çarpı 36 çarpı 8. Evet. Bu ne yapılacak arkadaşlar? Yarıçapı 2 ve yüksekliği 2 olan şu bardak ne yapılacak arkadaşlar? Bardakta doldurulacak. Bardaklar doldurulacak burada. Bu da silindir şeklinde ya arkadaşlar bardaklar. Bunun hacmi de ne olur? Pi çarpı taban yarıçap 2 karesini alacağız. Direkt alalım arkadaşlar. 4 çarpı 2. Evet. Yani bu büyük kaptaki sıvı bu hacmi 8 pi birim kare olan ne yapacak arkadaşlar? Bardaklarla doldurulacak. Kaç bardak su çıkar demiş. O zaman büyüğünün hacmini küçüğünün hacmini ne yapacağız? Böleceğiz. 36 pi çarpı 8'i kaça böleceğiz arkadaşlar? 8 pi'ye böleceğiz. Basit bir soru oldu bu. Evet. Görüyorsunuz. Kaç bardak sıvı çıkar arkadaşlar buradan? 36 bardak sıvı çıkar. Cevabımız deniz. Evet. Devam edelim. 52'yi de bitirmiş olduk. 53. Burada güzel bir soru var arkadaşlar. Bakın yer değiştiren sıvı var burada. Bunun yüksekliği kaçtı normalde? Bakın 6. Burası 2 ise şu aradaki boşluk kaçtır arkadaşlar? 4. Evet, ne diyor? Yarıçapı 5 birim olan silindirin içi 6 birim yüksekliğine kadar suyla doldur. Silindirin içerisinde kapsüller diyor. 2 yarım küre ve 1 silindirden oluşmuş. Onu tasarlayalım o zaman. Şurada kapsüllerimiz var arkadaşlar. Onu bir tasarlayalım şöyle. Kapsüllerimiz var arkadaşlar. Bu kapsüller neyden oluşmuş bakın. Şöyle. Tek taraflı olsa bir mermiye benzerdi bu. Şöyle nelerden oluşmuş arkadaşlar. 2 yarım küre görüyorsunuz. 2 yarım küre ve bir silindirden oluşmuş. Her bir kapsülün yarı çapını kaç birim vermiş arkadaşlar? 1 birim ve silindirin yüksekliğinde kaç birim vermiş arkadaşlar? 2 birim. Kapsüller sudan çıkarıldığında su seviyesi 2 santimetre oluyor. Yani 4 santimetre ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Şuradaki görüyorsunuz değil mi? Bu yer değiştiren sıvının hacmi neye eşit olacak arkadaşlar? İçinden çıkarılan x tane kapsülün hacmine eşit olacak. Bu yer değiştiren sıvı ne olur arkadaşlar? Pi çarpı taban yarıçapı 25, yüksekliği bu. Kaç arkadaşlar? 4. Evet. Bu içinden çıkarılan x tane kapsülün hacmine eşit olacak. Kapsülün hacmi için arkadaşlar 2 tane yarım küre ne yapar? 1 tam küre artı bir tane tam silindir yapar değil mi? Bu da ne olacak? Bizim kapsülümüzün hacmi. İki tane yarım küre, bir tam küre yapıyor arkadaşlar. Kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Evet. Artı dik silindirin hacmi pi r kare. Çarpı ne oldu arkadaşlar? H. Buradan 10 pi bölü 3 oldu. Evet. Buradan yerine yazalım arkadaşlar. 10 pi bölü 3. Şimdi buradan arkadaşlar burası 100 yapar. Buna böldüğümüz zaman burada kaç kalır? 10. 3 ile de çarptığımız zaman arkadaşlar. Buradan bu sıvının içerisinde başlangıçta kaç tane kapsülümüz vardır o zaman? 30 tane diyebiliriz. Bu soru güzeldi. İsterseniz bunu deftere alabilirsiniz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. 54. Şimdi bakıyoruz. Taban dairesinin yarıçapı 2 pi birim ve yüksekliği 10 birim olan İçi boş silindir bir kap içerisine bir ayrıtı 2 pi birim olan küp verilmiş. Silindir kap taşma seviyesine kadar sıvı ile doldurulduktan sonra küp çıkarıldığında sıvının yeni yüksekliği kaç birim olur demiş. Şimdi normalde başlangıçtaki sıvıdan neyi çıkaracağız arkadaşlar? Şu küpü çıkaracağız. Yani dolu kaptan neyi çıkaracağız arkadaşlar? Evet, küpü çıkaracağız. Geri kalan neyi soruyor bize? Şöyle bir içinde azalma miktarı olacak arkadaşlar. Şurası dolu kalacak sadece. Geri kalan sıvının neyini soruyor arkadaşlar? Yüksekliğini soruyor. Evet. Kalan sıvı diyelim. Evet. Şimdi
Dolu kabımız ne arkadaşlar? Silindir. Dolu kabımız için ne yazacağız? Pi çarpı r kare dersek 2pi'nin karesini yapar arkadaşlar. 4pi kare yüksekliği 10. Küpün hacmi nedir arkadaşlar? 2pi'nin nesidir? Küpü. Kalan sıvı için arkadaşlar pi çarpı taban yarıçapı yine evet 2pi çarpı h diyoruz, değil mi? Şimdi buradan ne olur burası arkadaşlar? 40'tan 8 çıkarırsak 32 pi küp olur arkadaşlar. Burası da 4 pi küp olur. Evet. 32'yi neye bölersek? 4'e bölersek de h'imiz kaç olur arkadaşlar? 8 cevabımız nedir ne olur? Evet, devam edelim. 9. sorumuza bakalım. Yüksekliği 8 birim olan dik silindirin içine tabanları çakışacak şekilde en büyük hacimli ne korunmuş arkadaşlar? Karedik prizma yerleştirilmiş. Şimdi buradaki görüntüyü üstten görmeniz lazım. Onun için ben şöyle bir şey çizeceğim. Bakın şimdi takip edin. Üstten bakacağım şekle, tamam mı arkadaşlar? Evet. Üstten baktığımızda ne görürsünüz? Üstten baktığımızda ne gözüktüğünü gördün. Evet. Üstüne baktık şöyle. Evet. Ne dedik? Yüksekliği 8 olan dik silindir biçiminde tabanları da çakışık olacak şekilde en büyük hacimli karedik prizma yerleştirmiş. Üstten görüntüsü bu. Kare prizmanın hacmi neymiş arkadaşlar? 144 birim küp. Şimdi kare prizmanın hacmi neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi bunun tabanını düşündüğünüz zaman tabanını neye ne seçelim arkadaşlar? Şöyle A'ya, karedik prizma ya. Taban alanı ne olur o zaman arkadaşlar? A kare. Yüksekliği kaç arkadaşlar? 8. Neye eşitmiş? 144'e. A kare ne olacak arkadaşlar? 18. A ne olur? 3 kök. Şimdi siz A'ya 3 kök verirseniz burada arkadaşlar, şunu 3 kök verirseniz kök 2 katı kaç olur burası? 6 olur. Yani buralar kaça kaç olur o zaman? 3'e 3. Biz neyi elde etmiş oluruz? Bu dik silindirin taban yarıçapını elde etmiş oluruz. Silindir yüzeyin alanını sormuş arkadaşlar. Silindirin yüzey alanını sormuş. Yüzey alanı için az önce bir formül elde etmiştik. Bir daha ispatlamayacağım. 2 pi r çarpı h artı r demiştik, değil mi? Yüzey alanı için. Evet. Burada 2 pi r dediğimiz zaman r'yi kaç bulduk arkadaşlar? 3. Derinliğimiz 8'di. Buradan arkadaşlar toparlarsak bunu bakalım. Evet. 11 çarpı 6. 66 pi birim karelik bir yüzey elde etmiş oluruz arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Evet. Geldik 56. sorumuz arkadaşlar. Evet, şunu silelim. Onda işimiz yok. Burada ne var arkadaşlar? Taban yarıçapı 3 birim olan ve bir dik silindirde A noktasında bulunan bir karınca arkadaşlar D noktasına silindir yüzeyinde 2 kez dolanarak gidecekmiş. Yani 2 tur atacak arkadaşlar. Tam 2 tur atıyor. Evet. Karıncanın alacağı en kısa yol 15 pi birim olduğuna göre silindirin yüksekliğini sormuş. Bu yüzey üzerindeki hareketlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Şeklin açınımını çiziyorduk, değil mi? Evet, açınımını çizmiştik. Bu tam kaç tur atarak varmış arkadaşlar hedefine? 2 tam tur atarak varmış. O zaman biz şöyle yapıyorduk. Bunu da hatırlayın bakayım. Şöyle bakın, bunlardan da çözmüştük daha önce. 2 tur atarak varacak. Şimdi burası neydi? Taban çevresi. 2 pi r kadardı arkadaşlar, değil mi? Buraya 3 yazdığım zaman burası kaç olacak? 6 pi. Biz şöyle iki parça olduğu zaman arkadaşlar ne yapmıştık? Hatırlayın bakayım şimdi. Evet. Şu kısmı şöyle devam ettirmiştik. Yani şunu devam ettirmiştik arkadaşlar. Şu parçayı şuraya taşımıştık. Hatırlayın bakayım. Bu parçayı nereye taşımıştık? Buraya taşımıştık. Şöyle. Ve yolu doğrusal hale getirmiştik. Yani bunu ikiye katlamıştık. Burası da kaç oldu arkadaşlar? 6. Bize bu silindirik yüzeyin neyini sormuş? Yüksekliğini. Ve sonuçta aldığı toplam en kısa yol kaçmış arkadaşlar? Şurası 15 pi olmuş. Buraya bakın arkadaşlar.
12 pi. Ne üçgeni vardı arkadaşlar? 9, 12, 15. O zaman bu silindirik yüzeyin yüksekliği de kaç pi olur arkadaşlar? 9 pi birimdir diyebiliriz. Cevabımız C. Evet. Şimdi 57'de arkadaşlar dikiz düşüm alanı var. Şimdi bir saniye. Dikiz düşüm alanı ile ilgili arkadaşlar bir formülüm var. Onu bir çizeyim ben size isterseniz. Nasıl yapsam diye düşündüm. Şöyle olur. Bunu da deftere alırsınız arkadaşlar. Tamam mı? Yani. Dikiz düşüm alanı ile ilgili bir formülümüz var. Onu anlatayım. Kale direği gibi oldu, gördünüz mü? Evet. Şurada bir gölge oluşacak. Evet. Şuraya alfa diyelim. Şimdi arkadaşlar burada şu alan A olsun. Tamam mı? Bunun şu gölgesi olan alan da A üssü olsun. Buradan kosinüs alfa yazıyoruz arkadaşlar. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs diye. A üssü bölü A. O zaman dikiz düşüm alanı neye eşit oluyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Evet, A çarpı kosinüs alfa oluyor. Bu dikiz düşüm alanı. Bunu deftere alırsınız arkadaşlar. Evet. Şimdi ben burada bakın şöyle bir şey yapacağım. Görüyor musunuz? Şu alan ve şu taban alanı. Görüyor musunuz? Yani ben burayı arkadaşlar şimdi maviyle yazayım şöyle. A olarak düşüneceğim. Tersten düşünüyorum. Şunu daha üstü düşüneceğim. Tamam mı? Şimdi bu ikisi arasında bir ilgi kuracağım. Çünkü benim şu alana ihtiyacım var. Buna ihtiyacım var. Bunlara ihtiyacım var. Ne yapmışlar bunu? E düzlemiyle eşit hacimli A ve B parçalarına ayırmışlar arkadaşlar. Ve yapıştırıldığında yeni oluşan cismin yüzey alanını sormuş. Şu yan alan değişmez arkadaşlar. Yan alan değişmez. Bize ne lazım? Şu taban alanları lazım. Tamam mı? Yani benim bunun oluşan cismin yüzey alanını hesaplayabilmem için yan alanla işim yok. Benim neyle alakalı işim var? Şu oluşan iz düşüm alanları ile ilgili bir işim var. Tamam mı? Yani şimdi şu mantıkla yerine gelelim arkadaşlar. A üssü nedir? 2'nin karesini alın arkadaşlar. 4 pi. Açıyı vermişti değil mi? Kaç derece vermiş görüyor musunuz? Taban düzlemiyle 60 derecelik açı yapmış arkadaşlar. Sonra da bu E düzlemiyle eşit hacimli iki parçaya ayrılıp bu parçalar da birleştirilmiş. Oluşan cismin yüzey alanı sormuş bize. A diyelim. Kosinüs 60 arkadaşlar kaç olacak? 1 bölü 2. Evet. Bunu attığımız zaman bu alan kaç pi olacak arkadaşlar? 8 pi. Şimdi bunu bulduk. Bu alan 8 pi arkadaşlar. Bu alan da 8 pi. Bir de yan alan lazım bize arkadaşlar. Yan alan neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban yarıçapımız 2. Derinliğimiz kaçtı arkadaşlar? Bakalım az. 10'du. Yüksekliğimiz de 10 vermiş arkadaşlar. 10 da yazalım buraya. Evet, buradan kaç pi olacak yan alan? 40 pi. Şimdi o zaman toplam yüzey alanı buradan arkadaşlar. Toplam yüzey alanı ne olacak? Toplam yüzey alanı diyelim. Neye eşit olacak? Yan alan ile iki tane A'nın toplamı kadar olacak değil mi? Evet, buradan yan alanı kaç bulduk arkadaşlar? 40 pi. Buradan da 2 çarpı kaç yazacağız arkadaşlar? Evet. 8 pi. Ne olacak? 56 pi. Birim karelik bir yüzey oluşmuş olacak. Bunu da deftere alırsınız arkadaşlar, tamam mı? Evet. Soru daha alalım. Evet, burada da güzel bir sorumuz var. Bakalım şimdi. Şuradan kesit alacağım da arkadaşlar. Onun için tasarlama yapıyorum şimdi. Şimdi bakalım olayı. Ne demiş burada? Taban yarıçapı bir birim olan. O zaman arkadaşlar buralar kaça kaç olacak? Şöyle 2, 2. Evet. Ne demiş bakalım şimdi. Taban yarıçapı 1 ve yüksekliği 5 olan 4 adet
özdeş silindir şekildeki gibi bantlarla ne yapılmış? Dengede tutulmuştur. Oluşan cismin neyini sormuş arkadaşlar bize? Hacmi. Şimdi hacim için arkadaşlar bakın. Şu alan kaç birim kare? 2. 2. 2. 2. Şurası da 2 kere 2'den kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Şimdi taban alanını bulmak için bir de şunları bulacağız. Şunların toplamı da ne yapar arkadaşlar? Bir tane tam ne yapar? Silindir. O zaman taban alanı ne olur arkadaşlar? Bakalım az. 12 artı pi birim kare olur. Çünkü bu çeyrek daireler de bir tam daire yapar. Yarı çapı da kaçtı arkadaşlar? Bir birimde. O zaman bu cismin hacmi neye eşit olacak arkadaşlar? Taban alanı çarpı ne olacak? Yükseklik olacak. Yüksekliği de kaçtı bakın? Verilmişti 5. Taban alanı ne bulduk arkadaşlar? 12 artı pi çarpı derinliğimiz de 5 arkadaşlar. Buradan cevabımız ne olur? 60 artı 5 pi denizli seçeneği olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar, burada dersimizi bitirelim.